Hatırlarsanız HTS kayıtları inceleniyordu. Yani köydeki herkesin telefon kayıtları. Kim, ne zaman, nerede, ne kadar bulundu, kiminle ne kadar görüştü diye o kayıtlardan bazılarının sonuçları ortaya çıktı. Şöyle ki Nevzat Bahtiyar'la amca Salim Güran'ın iki defa olay günü, yani Nari'nin kaybolduğu saatlerde iki defa aynı yerde bulundukları tespit edilmiş. Sadece amca ile Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarına yönelik bir tespit mi söz konusu? Bir dönelim mi Diyarbakır'a? Sinan anlatsın bize, başka detaylar var mı? Bu detay ne anlama geliyor? İki defa bir araya gelmiş olmaları. Hemen dönüyoruz Diyarbakır'a, sözü Sinan'a bırakıyorum. Narin Güran soruşturmasının 53. gününde bulunuyoruz. Savcıların ve jandarma ekiplerinin hala soruşturması, incelemesi devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz şu anda köyün giriş kısmındayız ve burada yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen arkamız Narin Güran'ın mezarı bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçi Taşantepe köyüne geliyor ve burada Narin mezarına geçip dua ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Gerçekten yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz gün boyu buradan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve her buraya geldiğimizde ona yakın kişinin burada Nari'nin mezarını ziyaret ettiğini, dua ettiğini görüyoruz. Bakın bir yaşlı teyzemizi de şu anda ekranlara taşıyacağız. Bakın ilerleyen yaşına rağmen o buraya geldi ve burada dua etmek için mezarı başına geldi. Bakın yaklaşık 75-80 yaşında bir ninemiz ilerleyen yaşına rağmen buraya geldi ve Narin'e dua etti. Tabii tüm Türkiye'nin konuştuğu, tartıştığı, aylardır tartıştığı bir cinayetten bahsediyoruz. Önce kayıp olarak herkes aradı Narin Güran'ı. Biz de buradaki arama kurtarma çalışmasına katıldık. Günlerce hem insansız hava aracı, hem helikopter, hem de karadan komando birlikleri, AFAD ekipleri günlerce, haftalarca her bir karış toprağa baktı. Adım adım her yer takip edildi, bakıldı. Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağının kenarında bulundu. Ve akabinde ise geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Nari'nin annesi, babası, ağabeyi, amcaları, halaları, kuzenleri gözaltına alındı. Günlerce jandarma komutanlığında ifade verdiler ve daha sonra da savcılığa sevk edildikten sonra bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kısmı da adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı. Tabii üzerinden 53 gün geçti. Hala katil ve katiller bulunmuş değil, ortaya çıkarılmış değil. Hem jandarma hem de savcıların yoğun bir mesai harcadığını şu an için biliyoruz. Tabii köyün çevresinde elde edilen bazı kamera kayıtlarından da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da Narin kaybolduktan sonra köy halkının evine kamera taktırdığını biliyoruz. İki amcanın evine takılan kamera kayıt sistemine de el konuldu. Detaylı bir inceleme yapılması için ve yapılan incelemelerde bir haftalık bir kaydın silindiği de ortaya çıktı. İşte kamera kayıtlarının cihazı TÜBİTAK'taki incelemesi hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Oradaki çalışmalar artık bitmek üzere ve çok yakın bir süre içerisinde bilirkişi heyeti raporunu tamamlayıp Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmesi bekleniyor. Ve böylelikle rapor artık tamamlanacak ve sonraki süreçte katil ve katiller kim olduğuna dair daha net cümleleri, somut sözleri aslında söyleyebiliriz. Şimdi HTS kayıtlarına da bakıldı. Yapılan incelemelerde alan daraltması yapıldı ve yapılan ilk tespitlere göre amca Salim Güran ile katil zanlısı cansız bedeni dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyalleri dosyaya girdi. Peki nasıl? Cinayetin yaşandığı, yani o süre zarfı içerisinde amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyallerinin verildiği nokta, bakın hemen şu anda karşı yol, kilitli parke taşının döşendiği yolu.
Şu anda kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ekranlara taşıyor. Bakın şu anda yolu görüyorsunuz. İşte Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın telefon simgelerinin alındığı nokta tam da orası. O ağaçların hemen arka bölgesinde sinyal verildi ki Nevzat Bahtiyar'ın vermiş olduğu ilk ifadede cansız bedeni o bölgede aldığını söylemişti ilk ifadesinde. Dolayısıyla sinyallerin orada verilmesi oldukça soruşturma açısından oldukça kıymetli ve değerli. 15.21 ile 15.46 arasında telefon sinyallerinin uyumlu olduğu ortaya çıktı. Yani Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın 15.21 ile 46 arasındaki sinyallerinin uyumlu olduğu ortaya çıktı ve yapılan son tespitlere göre de 15.28 ile 15.46 arasında Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın yan yana olduklarına dair telefon sinyali dosyaya girdi. Dolayısıyla da şu anda soruşturmanın artık tamamlandığını, bitme aşamasında olduğunu söyleyebilir. Çok yakın bir zaman içerisinde artık her şey ortaya çıkarılması bekleniyor. Peki Narin Güran nerede öldürüldü? Şimdi bu sorunun cevabı aslında hala gizemini koruyor. Narin Güran nerede öldürüldüğüne dair net bir bilgi şu anda yok. Hem savcıların hem de jandarmanın yoğun bir mesai harcadığını söyleyebiliriz. Artık deliller üzerinde bir çalışma yapılıyor. Bakın artık deliller üzerinde bir çalışma yapılıyor. Çünkü görgü tanıklarının ifadesine göre de soruşturmanın daha da derinleştiğini söyleyebiliriz. Bir yandan da kamera arkadaşım şu anda bakın mezarı ekranlara taşıyor. Gerçekten dedik ya, Türkiye'nin 4000 yanından gelen çok sayıda ziyaretçi geliyor buraya ve buraya gelirken de dua etmeden de gitmiyorlar. Bakın bir notu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bak çok sayıda not var. Bir notu hemen okumak istiyorum. Bir şiir yazılmış Narin'e. Narin'im seni çok seviyorum canım benim. Hep senden bahsediyoruz. Keşke hayatta olsaydın canım. Sen daha çok küçüksün. Biz seni şimdiden özlüyoruz notunu paylaşmış. Gerçekten çok sayıda notun olduğunu söyleyebiliriz. Yine bebekler var, oyuncak bebekler var şu anda. Ekrana taşıyoruz ve Narin gibi çocuklar da mezarın başına geldi ve burada dua ediyorlar. Bir yandan da bir annemiz de şu anda burada dua ediyor. Hemen Narin'e getirilen gelinlikleri de ekrana taşımak istiyoruz. Bakın. Buradan Narin'e getirilen gelinlik, aynı zamanda da bir önlük var burada. Ne farklı bir gelinlik rengi. 1, 2, 3, 4, 5 tane gelinlik buraya getirildi. Ve Narin'in mezarı başında bulunan ağaca asıldı. Ağacın üzerinde de küçük Narin'e ait büyük bir fotoğrafın olduğunu söyleyebiliriz. Artık soruşturmanın bitme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Köyün çevresinden elde edilen kamera kayıtlarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi bir farklı bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası Taşantepe köyü. Hemen karşısı Daran 2 askeri üst bölgesi. Şahin gözlü kamera yol güzergahlarını görüyor, ovayı görüyor. 360 derece kamera ise köyü görüntüleyebiliyor. Tabii saat 15 ile 16 sıralarında güneş tam da batmak artık yani diğer istikametindeyken, batı istikametindeyken o sırada da güneş olduğu için tam anlamıyla köyü tam olarak görüntüleyemediğini söyleyebiliriz kameranın. Kamera siyaha dönüşmüş. Dolayısıyla da uzman bir ekip TÜBİTAK'ta 360 derece dönen, yani kendi ekseni etrafında dönen o kameranın kaydını tam anlamıyla çözmek için yoğun bir mesai harcadığını söyleyebiliriz. Artık çalışmalar son aşamaya gelindi. Artık rapor, bilirkişi heyetinin raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmesi bekleniyor ve artık soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.
Yoğun bir ziyaretçi akının da olduğunu söyleyebiliriz. Bakın biz biraz önce buraya geldik ve perderpey yani araçlarıyla beraber çok sayıda insan geliyor buraya. Hatta tırla birlikte gelen kişileri biz buradan gördük. Özellikle de taşımacılık yapan, toplancılık yapan insanların buraya geldiğini gördük. Bakın çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden herkes küçük narini unuturmuyor. Her zaman buraya geliyorlar. Bakın bunlar narinin akrabaları değil, yakın komşuları değil. Bunlar Diyarbakır şehir merkezi, çevre illerden, yine Güneydoğu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ve küçük narinin mezarına geliyorlar. Narin 8 yaşındaydı. Bir kız çocuğuydu. Hayalleri, umutları olan bir kız çocuğuydu. Okuyup belki öğretmen, belki mühendis, belki doktor olacaktı. Ancak buna izin vermediler. Küçük kız çocuğunu katlettiler. Narin'in doğduğu, büyüdüğü köyde katlettiler. Yani Narin köyde katledildi. Ancak kim tarafından katledildiğini şu an için kimse bilmiyor. Nerede öldürüldüğüne dair net bir bilgi, bir somut bir delilin olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Bakın görüyorsunuz Narin gibi çocuklar şu anda burada. Çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden birçok kişi Narin'in mezarı başına geliyor, burada dua ediyor. Geçtiğimiz günlerde de burada önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in kemikleri Diyarbakır'a getirildi. İstanbul Adli Tıp Merkezi'nde inceledikten sonra Diyarbakır'a geldi ve tekrar o kemikler burada mezarına konuldu. Son durum şu anda bu yönde, artık soruşturma bitmek üzere. Ankara'dan, TÜBİTAK'tan gelecek raporla beraber soruşturma tamamlanacak. Katil ve katillerin kim olduğu belki de o zaman belli olacak. Sinan detayları aktardı. Şimdi